Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere 8. Deri Fuarı'ndan sesleniyoruz. TÜYAP'tayız ve Imperio by Veronica firmasına konuk olduk. Firma Genel Koordinatörümüz Sayın Gönül Karaman ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Gönül Hanım. Gönül Hanım, burada fuarda olmanın büyük coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Gerek yerli konuklarımız ve gerekse dünya konuklarını ağırlamanın heyecanlı içerisindeyiz. O zaman soralım biz de, fuarlar nasıl gidiyor efendim? Bu seneki fuar biraz diğer fuarlara nazaran daha sakin geçiyor. Zannedersen büyük ihtimalle oranın hava şartlarından dolayı bu sene birazcık daha sakin geçiyor diyebiliriz. Yani yarın cumartesi inşallah büyük bir yoğunluk bekliyoruz hep birlikte. İnşallah bu fuarlar hepimize, Türkiye'ye de hayırlar getirsin. Ve hemen tabii ki dönmek istiyorum Imperio'ya. Imperio deyince gerçekten köklü bir firma geliyor aklıma. Uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin bizlerle şu an fuarda buluşması var. O zaman hikaye sizde. Imperio by Veronica nasıl doğdu? Firmamız eski köklü bir firmadır. Mağazacılık sektöründen gelme, daireli piyasasından gelip Zeytinburnu'nda imalathanesini kurmuş bir firmadır. Şu an Ruslara ve ihracat olmak üzere birçok kolda çalışıyor durumdayız. Değil mi? Şu an önemli markalar arasında Türkiye'mizde gerçekten deri deyince kıyafet, gerek mont anlamında, gerek işte uzun kaban anlamında, yani derinin girdiği tüm modellerde demek en doğru cümle olacak aslında. Daha çok onu biz kalın giysiden yanayız. Çünkü Rusya'ya daha çok hitap ettiğimiz için dolayısıyla daha kalın, daha üşütmeyen. Çünkü biliyorsunuz Sibirya, Rusya çok soğuk. Kesinlikle, kesinlikle. Ona göre modeller düzenliyoruz. Değil mi? Aslında arz talep meselesi, talepler doğrultusunda bizler modellerimizi ilk tasarımcılarımıza yaptırıyoruz ve ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Peki efendim, hemen sormak istiyorum. Çünkü çok büyük bir alanda bizlerlesiniz. 6 katlı bir binada her bir kat 350 metrekareye yayılmış durumda. İmalatından yapım aşamasını, yani tüm aşamalar kat kat bizlerle buluşuyor. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu anlamda? Şu an 200 kişi. 200 kişi. Bunu çarpı 3 anlamında düşünecek olursak, aileleriyle birlikte 600 kişiye ekmek kapısı. Türkiye adına da kocaman bir teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılı yıllar uzun zaman bizlerle olur. İnşallah. Peki efendim, gene ürün yelpazesine dönmek istiyorum. Yüzde kaç bir çoğunlukla ihracat? Şu an ihracat olayı %'ye vurursak %30 gibi filan. %30 ihracat. Rus ayağı olduğu için Rusya'ya daha çok ağırlık veriyoruz bu anlamda. Rusya'nın dışında ihracat olayına çok fazla ağırlık vermiyoruz. Avrupa ayağımız var ama daha çok piyasamız ağırlıklı Rusya. Olarak Rusya ve bu muhteşem köklerle derinin buluşması diyoruz. Sevgili tasarımcı arkadaşlarıma, görünmeyen kahramanlara da buradan sonsuz teşekkürler olsun. Büyük bir Ar-Ge ile çok büyük hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle firma sahibimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel mekanı yıllarca başarıyla taşıdıkları için. Ve konuda hedefler de bu doğrultuda büyük olmalı diye düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedefimiz tabii ki çok önemli. Her geçen sene, bir sonraki seneye hani aratır gibi böyle bir düşünce var ama biz o düşünceyle yola çıkmadık. Hedefimiz her zaman daha ileriye, firmamızı daha ileriye götürmek, çok iyi şeyler yapmak. Rusya ayağını biraz daha mağaza olarak fazlalaştırmak. Ürünlerimizi daha fazla, daha iyi bir şekilde kalitemizi arttırmak. Daha fazla insana hitap etmek. Çok daha fazla insan çalıştırmak. Değil mi? Bunun gibi hani konuşsak çok daha uzun çekecek. Yani başarıdan, ödün vermeden, kaliteden ödün vermeden artık bir marka olan Imperio by Veronica'yı uzun yıllar daha da ötelere taşımak galiba en büyük hedef. Çıtamızı her zaman yüksek tutmak diyebiliriz. Biz de size sonsuz teşekkürler ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Başarınızın gülen yüzünüzle birlikte uzun yıllar bizlerle olmasını diliyoruz. Saygılar teşekkür olsun ederim. Efendim. Ben saygılar. Sektör Haber Merkezi izleyicileri, TÜYAP Deri Fuarı'ndan Imperio by Veronica firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.